1 Mayıs'ta, Mayıs ayının birinde efendim, kiracılarla ev sahipleri arasında problemler kapıda diye bir grafik paylaşmıştım sizlerle. İşte o aşamaya geldik. Sarı alarmdan kırmızı alarma geçti durum. Alarm seviyesinin sarıdan kırmızıya dönmesiyle hem davaların sayısında çok ciddi bir artış var. Mahkemelerin yükü artıyor tabii ki ama sorunlar mahkeme yolla çözülsün. Uzlaşmayla o veya bu biçimde çözülür mahkeme yoluyla. Bir de işin kriminal boyutu var buna çok dikkat etmek lazım. Şimdi ev sahibi kiracı davalarına öncelikle bakarsak bölge adliye mahkemeleri kısa adı BAM olan bölge adliye mahkemelerinde geçen yılın ilk 6 ayına oranla yani 2021'in Ocak ve Haziran aylarına oranla e, dava sayısında ev sahibi kiracı davalarında yüzde yüzlük bir artış var. İki katına çıkmış davalar bu açıdan önemli. Mahkemelerde dosyalar çoğalıyor ama şöyle iyi bir haberi var. İyi bir boyutu var bu işin. Yani daha doğrusu kiracılar açısından iyi bir boyutu var. çünkü genelde mahkemeler tıpkı işçi işveren davalarında mahkemenin işçi lehine karar vermesi gibi daha ziyade kiracılara yönelik olumlu kararlar çıkıyor. Bunu söylemiş olalım. Sözleşme tarihini öteleme gibi bilhassa bazı ev sahiplerinin genele teşmil etmiyorum. Her zaman söylüyoruz. Bazı ev sahiplerinin sözleşme tarihini öteleme gibi bir takım bu %25'lik devlet limiti koymasından sonra zam limiti koymasından sonra bu tür olaylarda artış var. Sözleşme tarihini öteleme gibi durumlarda zaten mahkemeler, bölge adliye mahkemeleri kiracılar lehine daha ziyade karar veriyor. Şimdi yüzde 125, 125'e kadar hatta 126'ya kadar erişmişti zamlar. İstanbul, Ankara ve İzmir'de en yüksek İstanbul'daydı. Bu 25 zam tavanı devlet tarafından belirlenmeden önce oranlar bu seviyeye çıkmıştı. Şimdi bizim tabii bu konu bu vesileyle bir konuya da değinmek istiyorum. Bizim çevre ve şehircilik, daha doğrusu şehircilikle alakalı çok ciddi bir mesele olduğunu düşünüyorum. Bilhassa büyük şehirlerdeki kira meselesinin. İstanbul çok fazla göç almış. Şimdi yabancılarla da göç alan, çok yoğun aldığı göçlerden dolayı kiranın talep enflasyonu oluşturacak şekilde yüksek olduğu bir şehir. Diğer şehirlerimiz de öyle. Şimdi Çevre ve şehircilik kavramının aslında kendi içinde bir çelişkisi var. Daha doğrusu çelişki demeyelim ama e, çevre şehirciliğe, e, şehircilik bazen çevreye rağmen, çevreyi değiştirerek, dönüştürerek büyür. Dolayısıyla bu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın ismi bağlamında da belki gündeme gelecek bir konu. E, i̇kisi birbirine böyle daha zıt alanlardan oluşan kavramların bakanlığı bir e, şeyde birleştiği zaman e, bu tür sorunlar ortaya çıkabiliyor. Tabii kira meselesinin ev sahibi meselesinin doğrudan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile tabii ki alakası yok ama şehirleşmede çok yoğunlaştık. Çok fazla kiracı var. Çok fazla konut yaptık. Yine de talebe yetişemedik. Aynı şey biraz Hazine Maliye için de geçerli. Genel olarak Hazine daha ziyade harcama, toplum refahı için, devlet refahı için, millet için eğilimindeyken e, maliye kısmı denetleme kısmına girer. Belki bu e, meselelere biraz daha değinmek, dikkat etmek lazım. Kentleşmedeki sorunlarımızın bunlardan bağımsız olduğunu biliyoruz ama dediğim gibi e, %25 e, zam tavanıyla bu buna bir parça çözüm bulundu. Yani e, tartışmaya yol açıyor. Enflasyon %75 iken yani %25 zam olur mu gibisinden değişik fikirler var ama devletin ben zaman zaman bu ekonomik krizde millet lehine, mağdur lehine en azından piyasaya müdahalesinin belli bir ölçüde kabul edilebilir, tolere edilmesi gereken bir konu olduğu kanaatindeyim. Şimdi